Hocamızın videolarını izlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Dünyanın en iyi 9 tank adında bir içerik hazırlamış kendisi. Sıraya koyduğum tankımız Japonya'nın gayet güzel ve modern bir tankı olan TKX ya da resmi adıyla Tip 10 tankı olacak. Japon Tip 10 tankı 21. yüzyılda üretilmiş en... Muharebe ağırlığını söylemiş ana silahı. Topun adı da yok bu arada. 120 mm otomatik gibisi top yazmış. Cephanesi 40 adet. Direkt wiki'deki bilgileri alıp yazmış. Bu bilgilerin hiçbir değeri yok. Nasıl bilgi verilir onu anlatayım. Demiş ki ana silahı 120 mm. Ana silahı 120 mm çapında Yivsis L44 topunun lisans adı altında üretilen bir versiyonu. Esasen top L44 arkadaşlar. Fakat Japonya, İtalya ve benzeri ülkeler bunları lisans adı altında üretiyor ve farklı isimler koyabiliyor. Otomatik doldurucu ile desteklenen topu 4 saniye aralıklarla atış yapabiliyor. Bu mühimmatın nüfus kabiliyeti kullanılan APFSDS doğrultusunda 400'den 800 mm'ye kadar ulaşabilmekte. İsabetli menzili ortalama 4 km fakat 6-7 km'deki hedefleri vurabilir eğer nişancı doğru düzgün sıfırlama yaptıysa. Elbette yeni modern araçlarda lazer ölçer var. Aynı zamanda bu lazer ölçer kontrol atış sistemiyle entegre çalıştığı için sıfırladığı noktayı top kendisi otomatik olarak kaldırabiliyor. Yani eski tip tanklarda olduğu gibi topu kontrol atış ünitesinden kaldırmanıza gerek yok. Otomatik olarak silah sıfırlanabiliyor. Elbette rüzgar ve benzeri olumsuz doğa şartlarından top etkilense de 4 kilometreye kadar nokta atışı yapması mümkün. Çok da derinlemeden birkaç bilgi verdim top üzerinden. Bilgi dedim böyle olur. Neyse devam edelim. Diğerlerini de açıklamak istemiyorum. Hafifliğinden dolayı da bu tankın zırh korumasının çok düşük olduğunu düşünenler var ama Japonlar metalürji konusunda dünyanın en ilerinden oldukları için tip 10'da da çok özel bir zırh teknolojisi kullanmışlar. Özel bir metal teknolojisi, kompozit ve seramik teknolojisi kullanılmış. Ki bu sayede bu tank son derece hafifken oldukça yüksek bir zırh korumasına sahip. Oldukça yüksek zırh korumasına sahip diyor ve Nayhan Bey sürekli belirttiği üzere Amerikalılar tank yapmayı bilmez diyor. Ama M1 Abrams'ın ön taraftaki zırh korumasının Type 10'dan her açıdan daha üstün olduğundan habersiz. Bu çok iyiymiş, ondan açıkladım onu. Bunun dışında bilgisayar destekli bir hidrolik süspansiyon sistemi var. Sadece durduğu yerde değil, hareket haline de süspansiyon yüksekliklerini değiştirebiliyor. Bunun çok ciddi avantajları var. Biz bunu K2 tankında da gördük. Hatta 6 ayda da bu hidrolik... Bunun çok ciddi avantajları Japonya gibi devletlerde olabilir. Fakat 5 yıllık süspansiyon ömrü 2 yıla düşüyor arkadaşlar bu sisteme sahip tanklarda. Yani onu da eklemek gerekir. Bir şeyin artı ve eksisini öğrenin, ondan sonra açıklayayım. Kontrol süspansiyon sistemi olacak. Bu süspansiyon sistemi sayesinde bir tank ara... Bu süspansiyon sistemi sayesinde tip 10 tankları uçabiliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Arazinin şekline göre pozisyonunu değiştirebiliyor. Mesela bir atış yapacağı yerde bir tepenin tam tepesine çıkıp da orada açık hedef olmak yerine tepenin biraz daha gerisinde durup hidroliklerle kendisini yüksek güvenli bir atış alanı elde edebiliyor. Tam açıklayamamış. O olaydan bahsedeyim. Diyelim ki tankın topu 10 derece aşağı eliyor. Tepenin aşağısına bakamıyor. Topun en az 20 derece bakması gerekiyor aşağıya. Bu durumda yapılan şey ön süspansiyonlar iniyor, arkası kalkıyor. Bu şekilde tankın topu neredeyse 30 derece aşağı bakabiliyor arkadaşlar. Han Bey'in ki bunu bilgisayar oyunlarından öğrendiği de bariz şekilde belli. Çünkü buna benzer özellik sadece Armored Warfare gibi oyunlarda işe yarıyor. Bu süspansiyonun özelliklerinden birisi bu olsa da asıl özelliği arazide hafif yatık duran tankı düzeltmek. Neden? Temel seviyede keskin nişancı eğitimi almış arkadaşlar bilir ki olduğunuz nokta eğer yamuksa 5 derece sağa doğru yatık atış yapıyorsanız mühimmatınız işaretlediğiniz noktayı değil sağ tarafını vurur. Sola doğru yatık duruyorsanız 5 derece 10 derece artık neyse sol tarafı vurur. Tankta da atış yaparken düz durmuyorsanız tam olarak hedeflediğiniz yeri değil ne kadar yatıksanız o kadar sağı veya solu vurur. Bu süspansiyonların aslında genel esprisi budur arkadaşlar. Hafif, son derece çevik ve çok gelişmiş bir teknolojiye sahip bir tank. Bu tankın tek bir dezavantajı var. O da Japon malı olması. Dezavantajı budur. Bilginiz olsun. Esasen de baş mühendisi olarak çalışmak isterseniz bu bilgileri de sunarsınız artık. İkinci sırada da Çin'e gidiyoruz. Çin'in Tip 99 tankından bahsetmek istiyorum. Dünyanın en iyi 9 tank arasında Type 99'da katılmış. Ve Tip 10'dan da daha başarılıymış. Evet, bravo. A modelleri daha çok kullanılıyor. Muharebe ağırlığını solüsü yazarken tank mühendisi hocamız 58 ton olarak yazmış. Yani gösterdiği resim Type 99. Sol taraftaki değerler direkt olarak Type 99'un A modellerine ait. Tanklarla biraz alakanız varsa Tip 99'da A'nın bambaşka bir tank olduğunu resimlerine bile bakarak anlayabilirsiniz. Tip 99'da öyle çok ön plana çıkan çok ciddi bir özellik yapısal anlamda Çin'in geleneksel tank tasarımının çok ötesinde bir yerde bulunuyor Tip 99. Çinliler genellikle 2. Dünya Savaşı'ndan beridir günümüze kadar sürekli olarak Japon tanklarının nispeten daha kalitesiz kopyalarını yapmışlardır. Yine...
Japon tanklarıyla Çin tanklarının uzakta yakından hiçbir alakası yok. Sadece 2. Dünya Savaşı sıralarında taklit ettikleri doğrudur. Fakat 2. Dünya Savaşı akabinde Çin tamamen Rus tanklarını kullandı. Kullanılan motor, top, zırh, A'dan Z'ye her şey Rusya'ya aitti. Çinlilerin kokpitinde Çince yazarken Sovyetler de Rusya yazıyordu. Bunun gibi ufak tefek farklar dışında tankın her şeyi birebir aynı. Ne zaman Çinliler kendi tanklarını üretmeye başladı? 80'lerden sonra. 80'lerde hangi tanklar üretildi? 96 gibi yeni yeni modeller geliştirildi ki Type 96 dediğimiz tank esasen T-72'nin Çin'e uyarlanmış daha dandik bir haliydi. Günümüzde kullanılan tüm Rus tankları, Çin tankları, Rus tanklarıyla birebir benzer karakteristik özelliğe sahiptir. Gövdesinin üst plakası sağlam, alt plakası yani sürücü ayaklarına denk gelen nokta zayıftır. Otomatik doldurucunun doldurma süresi, velhasıl gövde birebir T-90'larla aynıdır arkadaşlar. Kalın, zayıf olduğu bölgeler birebir aynı. Plesine geldiğimiz zaman ise yanaklarda çok da özel olmayan nera yapı kullanılmakta ki bu nera yapının da maksimum kinetik enerjili mühimmatlara karşı direnci 550-600 mm. Neyse fazla detaya girmeyelim yine ama kulesinin görseli ne kadar Rus tanklarını andırmasa da kinetik ve kimyasal koruması daha az. Velhasıl Çin tankları Rus tanklarının daha niteliksiz versiyonlarıdır. Genellikle Japonların işte T-54, T-55 tanklarını ya da T-72 tanklarını, T-80 tanklarını daha basit kopyalarını yapmışlardı. Fakat 90'lı yıllarda Çinliler Rus modelini direkt kopyalamak yerine biraz daha özgün tasarımlara geçtiler ve Tip 99'da da gerçekten kendilerine özgün çok ilginç bir model çıkarttılar. 99 özgün bir model değil ki. Type 99 dediğimiz araçlar T-90'ın direkt kopyası. Basit bir kopyası diyelim. Nayhan Bey muhtemelen burada Type 99'un A modellerini kastediyor. Görünüşü çok farklı olduğunun ama içerisindeki zırh kalınlığını, malzemesini ve benzeri detaylı özelliklerini bilmediğinden gözünde çok büyütmüş. Bunun gibi kendisini uzman zanneden insanlar tankın dışına bakar şöyle bir süzer. Zırhını bilmez, malzemesini araştırmaz. Geri gelince parasını verip özel sitelerden içerik indirmez ama her konuda uzman, her konuda konuşur, her konuda video yapar. Tip 99 tankı 58 ton ağırlık. Tip 99 adı altında daha deminden beri Type 99 A modellerini göstermesi de çok enteresan olmuş. 25 mm'lik bir topu var. Oldukça güçlü ve uzun menzilli bir topu var. 125 mm topu var. Oldukça uzun menzilli ve isabetli. Unutmayın bunu. Neden bunu unutmayın? Demin dedim ya Aselsan'a falan çalışacaksanız özel kritik bilgi. Tam anlamıyla bir Doğu Batı medeni tank olması. Tip 99 yine klasik Rus ekolüne bağlı bir tank. 58 ton yine hafif. Rus tank olabilecek şekilde. 58 ton yine hafif. Vay canına. Tip 99 yine klasik Rus ekolüne bağlı bir tank. 58 ton yine hafif. 58 ton yine hafif. Zannediyorum NATO'nun standart tanklarından birisi olan Leopard 2A4'ün daha 55 ton olduğunu bilmiyor. Zırh koruması ve elektronik altyapı bakımından da daha çok Almanya ve İngiltere tarafına kayan bir tank. Almanya ve İngiltere tarafına kayıyor arkadaşlar. Zırh koruması çok iyi. Gülmek isteyenler açsın izlesin daha ne diyeyim. Gerçekten hani Rus ekolüne bağlı belki de en yüksek zırh formasına sahip tanklardan biri de Tip 99. Tip 99 A'yı kastediyordur umarım. Görmekte olduğunuz resim direkt olarak zırh kalınlığından malzemesinden yola çıkarak hazırladığım bir içerik. Type 99, 96, 98 serisinin üst plakası sağlam sayılır. Fakat alt plakası son derece zayıf. Kule yanaklarına geldiğimizde ise buradaki zırh kalınlığı, zırh direnci kesinlikle T-90 kadar iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü sızdırılan resim ve zırh hakkı ortada. Mesela bu Type 85, Type 99'ların ilk örnekleri. Bu da zırh hakkını ifşa eden bir içerik. Direkt Type 99 modellerinin yapım aşamasındaki versiyonu. Zırh hakkını buradan da görebiliyoruz. Type 85, 96'nın zırh yapısı. Yapı Type 96A modellerinde bir tık daha kalınlaştırılarak aynen kullanıyor. Dış tarafta reha çelikler kullanılırken iç tarafta seramik farklı bir örneği var. Biz bu çizimleri yaparken sallamıyoruz diğer YouTuber'lar gibi bizzat Çin'in yayınladığı resimler üzerinden analiz ederek yayınlıyoruz. Neyse ne diyordum? Tankların zırh yapısı böyle. İki çelik plakasının ortasını sıkıştırılmış seramikler kullanılmakta. Type 99A modellerinde dediğim gibi sadece bunların bir tık daha kalınlaştırılmış versiyonları kullanılıyor. Son derece basit, ilkel, kompozit yapı. T-72 seviyesinde. Zırh malzemelerinde burada görmeniz mümkün. Neden bunu özellikle göstererek belirttim? Tip 10'lardan kesinlikle Tip 99'lar üstün değiller. Gelişmiş bir atış kontrol sistemi var, gelişmiş bir altyapı sistemi var. Tabii efendim. Tip 99'da Çinliler ilk defa içindeki askeri personeli önemseyip onlar için ekstra güvenlik önlemleri almış. Gerçekten çok gelişmiş. Ekstra güvenlik önlemleri. Peki nedir bu? İçeriği nedir? Wiki'den saçma sapan sitelerden birkaç şey duymuş, sadece duymakla kalmış, onlara aktarıyor. Takip sistemleri, tespit sistemleri, aktif pasif zırh koruma sistemleri var. Bu bakımdan aktif pasif koruma zırh zaten tank dediğimiz zaman pasif koruması daima olur. Bunu söylemeye gerek yok ki. Tank
nedir? Çelektir. Arabadan örnek vereyim. Araba denildiği zaman sizin aklınıza plastik geliyor mu? Benim gelmiyor şahsen. Araba metaldir, değil mi? Bunu söylemene gerek yok. Pasif korumada herkesin bildiği raha çeliklerdir. Seramiktir, neradır, HHS'dir. Yazılılarda çoluk çocuk kağıdı doldurma çabasına girer ya. Aynen bu. Yani türünün tek örneği diyebilirim. Tam anlamıyla bir türünün tek örneği. Doğu Batı sentezi bir tank bu. Ve Çinliler gerçekten de bu tank üzerine iyi çalışmışlar. İyi çalışmışlar. Hocamız onayladıysa benim için tamam. Birçok özellik bakımından hem Doğu tankları hem de Batı tankları Batı tankları aşık atabilecek güçte. Ne? Aşık atabilecek güçte. Hem Doğu hem Batı tanklarıyla aşık atabiliyormuş. Aşık atabilecek diyebilmeniz için karşısındaki tank nedir? NATO tarafında çok farklı tipte tanklar var. Hepsinin zırh malzemesi, kalınlığı, deliş kabiliyeti, isabetli menzili, kontrol atış sistemi, termal nişangahın zoom'u, çözünürlüğüne kadar farklı. Ne örnek verelim? Leopard 2A6 ya da M1A2. Düşünelim. Type 99'un Leopard 2A6'ya göre ne esprisi var? Zırhını değerlendirelim. Zırhı her açıdan daha iyi. Tartışmaya bile gerek yok. Topuna geldiğimiz zaman top olarak da her açıdan daha iyi. Motor performansı yine her açıdan daha iyi. Nasıl aşık atıyor bilmiyorum. Type 99A modellerine her açıdan üstüne olan T90M'ler bile NATO tanklarıyla aşık atamazken Tip 99'lar nasıl aşık atacak? Tebrik ederim. Ki büyük ihtimalle de Batı'nın çok tankla da göğüs göğüse savaşabilecek bir zırh korumasına da sahip. Tabii. Sahip. Şu bakışı beni korkuttu yalnız ha. Tip 99'da henüz herhangi bir muharebeye girmedi. Fakat 2000'lerin bana yoğun bir şekilde üretiliyorlar. Ve önümüzdeki yıllarda Çin ordusunun elindeki tank envanterinin tamamı Tip 99 ya da onunla aynı standartlarda üretilmiş. Aynı gövdeyi, aynı DNA'yı paylaşan tanklardan oluşacak. Bu adam müthiş. İkinci sırayı da bende iki tane Rus kardeş paylaşıyor. Wow. Evet, Rus tanklarından bahsetmeyi çok istiyorsunuz. Çok istiyorum. Biliyorum, onlardan çok güzel bir şekilde bahsedeceğim. Ben önce biraz T-90'dan bahsetmek istiyorum. T-90 tankı Rusların 2. Dünya Savaşı'ndan beri geliştirdiği o meşhur... T-90 tankından bahsedilmesine rağmen görselde direkt T-90M modellerinin görseli paylaşılmış. Nayhan Bey muhtemelen T-90'ların arasındaki farkı isimlere... Farkı geçelim de isimlerinden de habersiz. T-90 dediğimiz zaman aklımıza gelen şey 89-90'larda üretilen Obje 180 8 olarak da adlandırılan modeller ki bu modellerin T-72B'den tek bir temel farkı var. Temas 5 olarak adlandırdığımız meralara sahip olması. T-90A modellerinden sonra kulenin yapısı her şeyi değişiyor ve termal ekleniyor. M modellerinde ise relik seviyesinde eralar eklenip termali aklınıza gelecek birçok elektronik sistemi güncelleniyor. İlk üretilen T-90'larda 840 beygir, akabinde üretilen T-90'larda 1000 beygir, M modellerinde ise 1200 beygirlik motorlar kullanılıyor. T-90'dan bahsediyorsunuz ama hangi T-90? Bunu şöyle düşünün. Ben F-16 diyorum, bitti. Arkadaşım, blok 10 mu? Blok 70 mi? Hangisi? Mesela F-16 10 ile 70'in arasında ne kadar devasa farklar var? Biraz uçak biliyorsanız bilirsiniz. T-90M ile ilk üretilen T-90'ın arasında bu kadar büyük farklar var. 1130 beygirlik dizel motoru kastetmiş burada. Ancak 1130 beygirlik motor her modelde yok. A'da farklı, ilk üretilen T-90'da farklı, M'de farklı, T-72B3'lerde farklı, B1'lerde farklı. Rus ekolünün en gelişmiş temsilcilerinden biri. Ben Rus ekolünden dedim ki tanklar... Biraz dalgacı yaklaşıyorum ama diyorlar gerçekten beni eğlendiriyor. Gerçekten komik video ya. Ya sen ne anlatıyorsun? Şimdi bahsetmiştim ama yine Rus tank doktrininden, Rus ekolünden şöyle bir şeyler bahsedeyim. Ruslar... Bir dakika, ekolden bahsetsin geleceğim. Her türlü zırhın bir şekilde bölüneceğine inanırlar. O yüzden zırhı çok kalın yapmanın ya da zırhı çok masraflı bir şekilde yapmanın bir esprisi olmadığına inanırlar. Ki bu yüzden de tankta daha çok hız, çeviklik ya da yüksek ateş gücü gibi şeyleri yap. Bu yüzden 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üretilen ağır tanklarının %100'ü Alman tanklarından en az 2-3 kat daha zırhlıydı. 90'da reaktif zırh teknolojisinin en ileri versiyonu olan Kaktüs Era'nın 3. nesli kullanılıyor. Bunun... Kaktüslerden kasıt içinde su olan kaktüsler mi? Onu da açıklarsa sevinirim. 360 derecelik bir takip sistemi var. Her noktadan gelecek herhangi bir balistik mermi, herhangi bir antitank mermisi, bir güdümlü füzeyi milimili saniyeler... Bir saniye, hangi saniye? Milimili saniyeler, milimili saniyeler... Anladım hocam. Ruslar uzun zamandır yapmadıkları bir şey yapıp T-90 ve Armata'yı geliştirirken bunlar da bazı Fransız ve Alman yapısı bazı alt sistemleri de kullandılar. Yani T-90'ı safkan bir Rus tankı diyen %100 milli tank diye içinde bazı Fransız, Alman alt sistemleri de var. Mesela ne var? Onu da açıklasaydınız keşke. Rusya dışında bugün Hindistan'da bu tanklardan büyük miktarlarda sipariş üretmiş durumda. Sipariş üretmiş. Anladım hocam.
Hindistan Bhishma versiyonu tankları da şu anda seri üretimde ve Hindistan'ın ana... Bu bilgiyi de kaydedin. Aselsan'a falan çalışacaksınız ileride. Ödersiniz. Hindistanlılar çok sayıda Rusya'dan T-90 üretmiş. Şimdi Rus demişken hepinizin heyecanla beklediği tanktan bahsedeceğiz aslında. Rusların Armata ana muharebe tankı. Namiliyar Armatatto. Ben Armatatto diyorum buna. Armata geleneksel Rus ekolünün hem çok içinde hem de çok dışında. Bunu... Hem çok dışında hem çok içinde. Kaydet bunu. Hala tartışanlar var. Bazıları Armata'yı biraz daha batı tarzı bir tank olarak kabul ederken benim de içinde... Armata daha çok tarikatçılara benzemiyor mu? Özellikle Nakş tarikatçılarıyla çok bağdaştırıyorum bu tankı. Gövde dolu ki bunun karşılığı göbek oluyor ama kafa ufak, o da beyin oluyor. Şimdi otomatik doldurucusu olmayan batılı tanklarda kulübe 3 kişi olur. Otomatik doldurucusu olmayan batılı tanklarda. Mesela Fransız yapımı Leclerc modellerinde otomatik doldurucu yok muydu yahu? Ya da Fransa batıda mı yer almıyordu acaba? Neyse geyi bir kenara bırakacak olursak Leclerc, AM-56'lar otomatik doldurucuya sahip. Bunlara rağmen mürettebat kuledeki batı tasarımını baz alan K2'ler, tip 10'lar yine otomatik doldurucuya sahip. Armata'nın kulesinde ise hiç kimse yok. Kule tamamıyla insansız ve robot kontrollü. Robot kontrollü. Anladım hocam. 125 mm'lik toplu doldur boşalt sistemi de otomatik. Bunun dışında periskop, meriskop her şey otomatik. Tankta periskop, meriskop her şey otomatik. Periskop bile otomatik ya tankta. Maşallah. Arkada geldik. Tanklar belki şu güne kadar yapılmış en dedicated tanklardan biri. Yani en atanmış tanklardan biridir diyebilirim. Merkava 4 gerçekten sadece İsrail'de işe yarayan bir tank. Yani başka bir ülkede bu tank çok da efektif bir şekilde kullanılamaz. Mesela Türkiye'de. Yanlış bir bilgi. Türkiye'de son derece efektif kullanılabilir. Sonuç olarak Türk tankları tank tanka savaşa girmiyor. Terör örgütlerinin atışlarına maruz kaldığından ki bu da ATGM ya da roket demek. İsrail'de ne kadar iyi iş yapıyorsa Merkava Türkiye'de o kadar iyi iş yapar. Zaten Türkiye'de iş yapmayacak olsa bizim M60T Sabralar SK'da niye var? Sabra dediğimiz tanklar Merkavaların çok daha düşük bir modeli gibi düşün. M60 gövdeli kuleli fakat genel tasarım, mantalitesi, tasarım gayesi Merkava ile birebir aynı. Sağ soldan gelecek roket atışlarını engellemek. Merkava ise M60T'den fersah fersah daha üstün bir araç. Zırh, top ve benzeri birçok konuda. Asya'da. Başka hiçbir ülkede Merkava çok ciddi başarı elde edebilecek kapasitede bir tank değil. Dediğim üzere Merkava'nın başarı elde edebileceği genel olarak savaş sahası meskul mahaller, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar. Tank tanka savaşlarda zırhı kağıttan farksız. Kullanılan zırh malzemesi ve kalınlığı belli. Ön tarafa koydukları gelişmiş zırhın dışında motoru da o bölgeye koyuyorlar ki. Eğer zırh delinirse ki çok gelişmiş bir zırhmış. Eğer roket tarafından delinecek olursa arkadaşlar arkadaki motor kompartmanı, transmisyon, radyatör mürettebatın canını kurtarabilir. Fakat Merkava tanklarında hiçbir zaman gelişmiş çok çok üst düzey zırh sistemi kullanılmadı ki gövdesinin büyük bir kısmının zırh kalınlığı sadece 50 mm kalınlığında. Üst plakada ise bu değerler 200 mm'ye kadar ulaşabilse de M60A3'ten farkı yok. Kalınlık ve efektiflik olarak düşündüğümüzde önde ekstradan silahı var. RPG 7 mühimmatlarında nispeten engelleyici özelliğe sahip aktif zırh gibi de düşünebilirsiniz. Onun biraz daha etkisiz hali ama patlama çapı az olduğundan yanında ilerleyen piyadeler silahlardan tost olmuyor. Reaktif zırhlarda olduğu gibi. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. Merkavalarda hiçbir zaman çok çok üst düzey zırh kullanılmadı. Sadece RPG 7 bandındaki roketleri engelleyebilir. 200 ile 1400 mm arası reha çeliklere nüfuz edebilen ATGM sistemleri ise Merkavaları önden delip arka taraftan çıkabilecek güçte. Anlayacağınız o kıytırık motor kompartmanı yüksek gelişe sahip ATGM'lere kesinlikle tutamaz. Sabotları hiç saymıyorum bile. Çok gelişmiş zırh sistemine bakıyorsunuz. Evet adamlar buraya 2-3 tane nera plakası çakmış. Dışında çelik ortasında basit seramikler. Bu çok özel bir zırhmış arkadaşlar. Tabii çok özel zırh bunlar ya. Delinmiyorsun. Bunu tak Leopard'a arkadan bile L55 engellersin. İçeriye tam olarak bu. Takıldığı zırh. Üst taraftaki zırhın kalınlığı yaklaşık 200 mm bandında. Üst tarafta da silahın olduğunu görüyorsunuz. Lakin alt kısmı 50 mm kalınlığa sahip. Arka taraftaki mühimmat kompartmanı. Ön taraftaki zırhın kalınlığı. Şurası yakıt deposu. Hemen önünde 50 mm kalınlığında reha plaka. Akabinde ise 20 ile 30 mm bandında bir reha plaka daha var. Hemen ardında motor kompartmanı. Velhasıl merkebaların zırhı zannedildiği kadar etkili değil. Ki şuradaki kanlardan da göreceğiniz üzere savaşa giren Merkava T-55'te 62 tankları tarafından çatır çatır delindi. İçerisindeki Yahudi haşat oldu. Yan tarafa takılan zırhın kalınlığını da görebilirsiniz. Göze çok kalın gibi gelse de Mirakilerde, Leopardlarda, birçok NATO bazlı tanklarda zırh kalınlığı 800 ile 1000 mm bandında. Sürekli belirttiğim üzere Merkavaların tek korunabileceği silah sistemi RPG-7'lerdir. Modüler zırhları daha da rahat görebiliyoruz. Zırhın kalınlığı eski modelleri. İmha edilen Merkava
arka taraftaki Nera plakaları da görebiliyorsunuz. Bu tarz resimler üzerinden resimler hazırlamaktayız. Yani detaylara hakim olduğumuzdan size zırh tellerini, malzemesini verebiliyoruz. Bazı aldığımız resimlerde bu tarz içerikler oluyor genellikle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yan kuledeki zırhın dizilimine 3 adet Nera plakası çıkmış durumda. Alenen gözüküyor. Resme gelip baktığımızda birebir aynı dizilim. Neyse devam edelim. Leclerc tanklarına geçiyoruz. Sıradaki tankımız Fransız üretimi Leclerc tankı. Leclerc çok ilginç bir tanktı. 90'lı yıllarda hizmete girdi ve girdiği ilk dönemlerde de Batı dünyasının elindeki en gelişmiş, en modern tanktı. Tamamen uydurma ve yalan. Gerçekten de Leclerc yürüyen... İki A5'ler 90'larda üretilmişti. O dönemlerde yavaş yavaş A6 modellerine geçiliyordu. İlk üretilen, özellikle 90'larda üretilen AMX56'lar A4'lerden bile daha kötüydü. Nesi çok iyi acaba? Bakın videoda şu var. Çok iyiydi. Sürekli duyuyorsunuz. Çok iyiydi, çok kötüydü. Ama neden? O açıklanmıyor. Çok iyiydi, çok kötüydü, çok iyiydi, çok kötüydü. Neden çok iyiydi, neden çok kötüydü? Demin de gösterdiğim üzere size arşivimden neden iyi, neden kötü detaylarıyla anlattım. Zırh kalınlığı, malzemesi vesaire. Ama Nayhan Bey çok iyiydi, çok kötüydü diyor. Neden? Muamma. Çünkü internetten duymuş birkaç şey bizlere bunu anlatıyor. Zırhlı bir bilgisayar diyebilirim. Sistemleri, uydu destekli iletişim sistemi için yapılmış özel tasarımı. Size Leclerc gerçekten süper modern bir tanktı. Süper modern, bunu da yazın. Leclerc modern, süper modern bir tanktır. Asıl sancılarını kaydedin. Modern yapısı da onun en ciddi sorunuydu. Leclerc çok gelişmiş bir tank ama bu gelişmişliği onun için çok ciddi anlamda sorunlar ortaya çıktı. Çünkü muharebe meydanında ne kadar sofistike, ne kadar karmaşık, ne kadar elektronik, ne kadar dijitalseniz o kadar çok arıza sorunuyla karşılaşırsınız. Adamlar süper modern bir tank yapmış. Bunları çözememiş. Enteresan değil mi? Süper modern. Leclerc bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadı. Motoruyla ilgili sorunlar yaşadı, motor kontrol sistemleriyle ilgili sorunlar yaşadı, elektronik dijital altyapı sistemi... Şu anda Nayhan Bey kendisiyle çalışıyor. Demin dedi ki 90 yıllarında üretilen Batı'nın en iyi tankıydı. 50 saniye sonra tankı yerden yere vuruyor. Batı'nın nasıl en gelişmiş tankı Leclerc olabiliyor? Onca sorunu varken Leopard'lardan bile daha üstün, ne hikmetse. Arşivimden göstereyim. Leclerc tanklarının en saçma özelliklerinden birisi de zırhın içerisinde reaktif zırhın bulunması. Fransızlar direkt zırhın içerisinde reaktif zırh görmüş arkadaşlar. Onlar da bu. Zırhın yapısı aynen böyle. Gördüğünüz nokta plakanın olduğu kısım diyelim. 50 mm kalınlığında. Hemen üst tarafında ise kalın nera zırh bulunuyor. Çok basit bir çizim. Kabaca fikir versin. 3 boyutlu çizimler. Evet, zırhın kalınlığı alenen belli olmakta. Yeşiller yakıt deposu. Arka taraf mühimmat. Modüler zırh noktaları zamanla hazırlamıştım. Zırhın genel yapısı. Biz bunları bildiğimiz için video hazırlıyoruz. Buradan bulduğumuz bilgileri doğru mu yalan mı gözetmeksizin sallamıyoruz. Zırhın bizzat yapısı ve bölümleri. AMX56'ların modelleri doğrultusundaki zırhtaki eklenti ve kalınlık farkları. S2 modeliyle yeni modellerinin zırh farkı, yeni geliştirilen Leclerc'lerin kuledeki farklılıkları, döneme göre farklı versiyonları, ilk üretilen Leclerc'ten son üretilen Leclerc modelleri, ön gövdesinin zırh kalınlığı, 3 boyutlu hali de böyle, Nera plakaları çizilmemiş durumda. Bu resimde direkt Leclerc'in zırh hakkı, görmekte olduğunuz boşluğa, ki 6 ay videosunda anlatmıştım bunu, tankın ana Nera zırhı yerleştiriliyor. Alt kısımda ise Nera plaka yok. Challenger modellerinde olduğu gibi son derece zayıf. Kalkanın zırh kalınlığı ve boşluklu yapısı. Diğer youtuberlardan en büyük farkım bilgi size sunmak, safsata sunmak değil. Mesela AMX56 videomda kullandığım resim. Dedim ki 6 50 mm, hemen üstüne 750, en üst plakası ise 200-300 mm. Bazıları düşünebilir, sen bunu salladın mı? Zırh çizimlerimi bizzat firmanın yayınladığı içerik zaten onaylar nitelikte. Düz kısmı çok sağlam, en üst plakası biraz daha ince ki zırh hakkında şuradan görebiliyoruz. 200 mm, altında ise 50 mm kalınlığında basit bir rıha plaka var. Geldi Leopard'a. Leopard 2 birçok otorite tarafından dünyanın en iyi tankıdır. Ki ben de teknik olarak onlarla aynı fikirdeyim. Çünkü ne kadar Batı'da yapılmış hiçbir modern... Daha demin diyordunuz ki Leclerc Batı tarafından üretilen tüm tanklardan daha üstündü. Şimdi Leopard daha üstün oldu nedense. En iyi zırh onda, en iyi top onda. 120 mm bir L52 kullanıyor. L52 geri alalım. En iyi zırh onda, en iyi top onda. 120 mm bir L52 kullanıyor. Gelişmiş versiyonları L55 kullanıyor. Leopard 2 adiler L52 kullanıyor. Gelişmiş modelleri L55 kullan. Anladım hocam. Kralsın. Devam et ya. Devam et videoları. Arkadaşlar 2 A5 modellerinden A6'ya geçildiği zaman Rheinmetall L55 toplarına geçiş yapılıyor.
bu topun L44'ten temel farkı daha isabetli ve yüksek yarışa sahip olması. L52 2A5'te, A6'da ya da A7'de olmadı. Bunu kanıtlayan olursa kanalı kapatacağım. Doğrusunu ben anlatayım. A5 modellerinde L44 topu var. A6'lardan sonra L55 topuna geçiş yapılıyor. L52 değil. Aslında çok basit, temel bir bilgi. Neyse, devam edelim. Üzerinde 1500 beygirlik turu var. Bunun dışında ileri versiyonlarında 1650 beygirlik EPP özel motorları da kullanılıyor. Bu EPP özel motorları hocamız bir mail olarak atarsa ben deneyeceğim. 1650 beygirlik EPP motorları ben ilk defa duydum da. Atış kontrol sistemleri mükemmel. Her şeyi mükemmel bir tank yapar ki A6 ya A7. Eleştirecek bir noktası varsa iki noktası vardır. Birincisi ağır bir tank. Fakat özellikle şehir içi muharebe için tasarlanmış versiyonlarda bu... Şehir içi demiyoruz. Biz bunlara meskul mahal diyoruz. Hiçbir askeri personel şehir içi demez. Meskul mahal der. Askeri bilgi olarak belirtmek isterim. Neyse, meskul mahal paketiyle donatılmış bir araç elbette çok ağır olur. Afganistan'da ne kadar iyi bir tank olduğunu fazlasıyla gösterdi. O bölgede Amramsların ya da işte Rus... Nelerin? O bölgede Amramsların ya da... Ambansların ne? O bölgede Amramsların ya da... Abrams demek istemiş herhalde. A0 İngilizce online. O bölgede Amramsların ya da işte Rus yapımı T-72 T-80'lerin karşılaştığı sorunların hiçbiriyle karşılaşmadı. Şöyle bir şey söz konusu. Eğer kimyasal enerjili mühimmatlara karşı bir dirençten bahsediyorsak M1A2'ler A7'lerden çok farklı değil. Meşgul mahalde Leopard'lar dünyanın en zırhsız tankları. M1A2 ile Leopard'lar yan yana geldiği zaman ön zırhta A7'ler daha iyiler. Fakat yan tarafta M1 Abrams'lar her açıdan daha üstün. A7 modellerinin yan zırhtaki toplam zırh kalınlığı 35 mm. M1 Abrams'ın ilk modellerinde dahi 70 mm kalınlığında. Ki bunun önüne de Alman tankları gibi basit alüminyum plakalar yerine özel kompozit yapı geliyor. Haliyle RPG'cileri dahi engelleyebiliyor. Ki A7 modelleri yan kule zırhı 300 mm, M1A2'lerin 400 mm ve daha kalın, daha sık, daha açılı yapıya sahip. Velhasıl M1A2'ler meşgul mahalle nitelikli tanklar. Afganistan'da da hep meşgul mahallelerde savaşıldı. Altında antitank bombaları patlatıldı. Fakat Leopard 2 her zaman görevini başardı ve içindeki personeli korudu. Çok enteresan çünkü Leopard'ların alt zırhı M1'lere nazaran da daha ince. El kaydıcı dedin, buraya da tank çıkmaz dediği yerlere de çıkıp onların üzerine bombalar yağdırdı. Leopard 2'nin tartışılacak bir şey de tank çıkmaz dediği yerlere de çıkıp onların üzerine bombalar yağdırdı. Bombaları yağdıran Leopard. Ki Türkiye'de de şu anda 500 civarı Leopard 2 A4 tankı var. 500 civarı. Tabii efendim. Bunlar Aselsan tarafından modernize ediyorlar. Modernize ediliyor NGO olarak. O modernizasyon şu anda ne aşamada bilmiyorum. Onu bir kontrol etmem lazım. İlginç. O proje iptal olalı neredeyse 10 yıl oldu ki bu videoda 2017 tarihinde hazırlanmış NG ihalesi. 2010'da iptal olmuştu. SK'da ise toplamda 300 adet Leopard 2 A4 modeli bulunmakta. Günümüzde ise bir kısmı patladı, yok oldu. Bir kısmı ele geçirildi. Bizim F-16'lar ele geçirilen Leopard 2 A4 modellerini vurdular. Tahminimce 300 olan adet sayısı 250 bandına inmiştir. Hiçbir zaman 500 tane Leopard'ımız olmadı arkadaşlar. Tam olarak 290 adet. Leopard 2'yi konuşmak yersiz. Yani best of the best of the best. Yardırdı ya İngilizce seviyesiyle. Yani best of the best of the best. Best of the best of the best. Sadece biraz pahalı ve ağır bir tank. Almanya gibi Nazlı Gelin tarzı bir ülke tarafından üretiliyor. Nazlı Gelin, anladım hocam. Bunun dışında gerçekten oldukça başarılı. Bayan hocamız başarılı değilse benim için de başarılıdır. Sırada benim favorim olan bir tank var. İngiliz yapımı... Challenger 2 değil mi? Challenger 2 ana muharebe tankı. Hocamızı o kadar yakından takip ediyorum ki favori tankını bile biliyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü tüm bilgilerimizi ben Nayhan hocamızdan alıyorum. Müthiş bir tank mühendisi. Bu adamı takip edin. ben bu tankı çok beğeniyorum. Açanlar ve otoriteler... Uzmanlar ve otoriteler tabii efendim. Otoriteler tarafından da çok beğenilen bir tank. Çok beğeniliyor tabii ki. Bu yüzden zaten modern tanklar içerisinde ilk ordudan şutlanan tanklar Challenger'lar oldu. İşte 65 tonluk bir muharebe ağırlığı var bu tankın. Zırh koruması ise batılı standartlara göre oldukça yüksek. Batılı tanklara nazaran zırhı daha da iyi. NATO kısmının zırh koruması en yüksek tanklarından biri. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Leopard 2'den de daha üstün bir zırh koruması var. Özel bir Krop Ham zırhı kullanıyor bu. Ne? Krop? Yoksa krom mu demek istedi? Leopard 2'den de daha üstün bir zırh koruması var. Özel bir Krop Ham zırhı kullanıyor. Krop Ham zırhı kullanıyormuş. Chobram onun doğrusu. İngilizlerin kendi özel formülü. Kimseyle paylaşmıyorlar bunu. Yalan tamamen.
Bu da uydurma. Plastikle birlikte çelik kullanıyorlar İngilizler Nera şeklinde. Challenger 2 80'li yıllardan beri üretilmiş. Challenger 2'lerde plastik yerine plastiğin de genel maksadı aslında tek sureti aynı. Antitankların jet etkisini genişleterek yanıltmak, geliş etkisini düşürmek, yok etmek. Challenger 2'lerde M1A2 ile birebir aynı zırh yapısına sahip Nera olarak düşündüğümüzde iki metal plakasının arasına sıkıştırılmış seramikler bulunmakta. Nera'daki zırh kalınlığı 750 mm, gövdede ise son derece değişken. Sürücü pedallarına denk gelen noktalar 70 mm kalınlığına. Daha geçen bunları size detaylarıyla her şeyle açıklamıştım. Nedense Challenger Leopard'dan daha zırhlıymış. İşten bir tank aslında fakat sürekli olarak geliştirilen bir tank. Gerçekten üstün bir zırh koruması var. Oldukça üstün bir ateş gücü var. Zırhının hem sağlamlığı hem de geometrik yapısı sayesinde gerçekten... Hem sağlam hem de geometrik yapısı da var. Düşmana karşı ciddi avantajlar elde eden bir tank. Challenger 2 Irak olsun, Orta Doğu olsun, Afganistan'dakiler bildiğim kadarıyla şu ana kadar hiç insan kaybı vermediler. Tabii vermedi hiç. Ben M1 Abrams tankını pek sevmem açık söylemek gerekirse. Niye sevmiyorsun? Hocamız M1'i sevmiyormuş. Neden? Başarılı bir tank değildir. Ben M1 Abrams tankını pek sevmem açık söylemek gerekirse. Öyle başarılı bir tank değildir. Ki hep söylerim zaten Amerikalılar tank yapmaktan anlamazlar. Tabii ki. 60'lı yıllarda Almanya ile ortak bir tank projesi olarak başladı bu. Fakat daha sonra onlar hani kendilerine lazım olan kısmı Almanlardan aldıktan sonra ayrıldılar ve kendi tanklarını üretti. Şunu rahat rahat söyleyebilirim. Amerikalılar tank yapmayı bilirler. Dünya üzerinde 3 farklı ülke var. Gerçek anlamda tank mühendisliğinden anlayan. Birincisi Almanya, ikincisi Rusya, üçüncüsü Amerika. Bu 3 devlet dışında diğer ülkelerin yaptığı tüm tanklar illaki bir kronik probleme sahip. Mesela Challenger'lar. Alt plakası anormal seviyede zayıf. Motoru berbat, K2'ler hareketli süspansiyona sahip. Yeni ürettikleri motor berbat oldu, kendileri bile kullanmıyor tabii. Biz kullanıyoruz onu. Adamlar Kore motoru üretiyor, kendi ülkesinde, Kore'de. O motoru kullanmıyor bizler. Üst düzey zekalı bir millet olduğumuz için onu kullanıyoruz işte. Altı falan onu takacağız ya. MBT 70 projesiydi bu. Detayını şu anda çok hatırlayamıyorum. Detayını hatırlamıyorsan bak hemen Liki'den hocam. Abrams tankı ilk çıktığında gerçekten kötü bir tanktı. Düşük bir zırh koruması. Düşük ya düşük. Türkçe yeni kelimelerle katıyor hocamız. Hatırlayamıyorum. Abrams tankı ilk çıktığında gerçekten kötü bir tanktı. Düşük bir zırh. Koskoca tanka 105 mm'lik bir top koymuşlar ki rakipleri Ruslar 125'leri geçmişken, 135-140'ları zorlarken 105 gibi komik bir rakamla başladılar. İlk üretilen Leopard 2'lerde de 105 mm top kullanıldı. Şunu da eklemek isterim. O dönemde T-72'nin 125 mm'lik topu M1'in 105'lik topundan daha az deliciliğe sahipti. Bunun sebebi de sabotun kalitesi. 125'lik veya 150'lik top da yapsanız ona basit sabotları üretirseniz bir anlamı yok. 105'lik toptan örneğin M9 900 ateşlediğinde nüfus kabiliyetin 500 mm. O dönemlerde üretilen Rusların sabotları ise 310 mm deliciliğe sahip. Yeni geliştirilen modellerinde bu değerler 400 mm. Top olarak nispeten kendisine katılabilirim ama o dönemde üretilen M1'lerde M900'ler kullanılıyordu. Haliyle nüfus kabiliyeti çok yüksekti. İlk denemelerde düşük nesil sabotlar kullanıldığından T-72'ye karşı etkisiz bulundu. Fakat sonralara geliştirilen M900'ler ile Amerika bu engeli aştı. Şunu da eklemek isterim. M1 Abrams'ların tasarımı harekelerden daha iyi. Devam edelim. 20 mm'lik bir L-44 top kullanıyorlar. L-42 kullanıyorlar pardon Alman lisanslı olarak. L-42 değil M256 topu kullanıyorlar. 52 ya da 42 değil. Abrams'ın ilk modellerinde ciddi anlamlı bir zırh problemi vardı. Bu kelimesini kaydın aklınıza. Zırhı çok kötüymüş. Ama M1'lerden önce üretilen XM1 modellerine bu arkadaş farklı bir videosunda diyor ki Leopard'lardan da daha iyiydi. XM1'ler Leopard 2'lerden daha zırhlıymış, daha zırhlı bulunmuş. İzlediğimiz videoda ise çok zırhsızmış. Videolar kendi arasında çelişiyor. F-35 videolarını izlerseniz daha da iyi anlarsınız. 5 ay önce bunlar ufak pürüz çözülür diyor. 5 ay sonra F-35 projesi iptal. F-35 almıyoruz diyor. Nayhan Bey sürekli kendisiyle çalışan birisi. Teknik konulardaki bilgisi sıfır. Sadece hevesi var. İnternetten oradan buradan sitelerden forumlardan bir şey aklının yettiğince buluyor araştırıyor. Onları da bize doğru bilgi diye lanse ediyor. Bu kadar büyük ve heybetli olmasına rağmen zırh koruması yeterince iyi değil. Niye iyi değil mesela? Neden iyi değil? Zırh kalınlığını mı biliyorsun? Malzemesini mi biliyorsun? Nerede kaç milimetre zırhı var? Bununla alakalı bir içerik mi biliyorsun da? Bunun zırhı çok zayıftı. Salla salla dur. Zaten izleyicilerin çok yüksek IQ'ya sahip olduğu için inanır. Daha sonra kendi Krop Hamzırhlarını geliştirmeyi denediler. İngilizlerden bu konuda yardım istediler ama İngilizler pek oralı olmadı. Tamam. Oralı olmamıştı. Çok iyi yakın dost ama konu zırh teknolojisi gibi kritik şeyler olunca kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Amerikalılar bu yüzden Abrams tanklarına seyreltilmiş bir uranyum zırhı kullandılar. Bunun değişik farklı nedenleri... M1'lerde seyreltilmiş uranyum kullanıldı. O adam ne saçmalıyor ya? Arkadaşım ilk üretilen M1'lerde direkt olarak senin çohap bam bir saçmaladığın zırh tipi kullanıldı. Yani buna Nera diyoruz biz. Nera zırhlar.
M1'lerde bu zırh kullanıldı. M1A1'lerde de bu kullanıldı. IP-M1'lerde de bu kullanıldı. Yani birçok M1 modelde bu kullanıldı. Kara tipi zırhlar, çobramlar. M1A1'in H modellerinden sonra bu seyreltilmiş uranyum kullanıldı. Ama hocamızın lafına bakarsak İngilizler nere zırhları vermemiş ya. Bu yüzden seyreltilmiş uranyum kullanılmış. Arkadaşım M1'ler üretiliyor. M1A1'ler üretiliyor 86 yılında. Bir de M1A1 H modelleri üretiliyor. Onlarda ya da M1A1 HC modellerinde uranyum zırhlar ekleniyor. Ta 90 yıllarında. Kafanda bir hikaye kurgulamasın tamamen yanlış. M1 Abrams tankı Amerikan ordusunun ana muharebe tankıdır. Abrams sıkıntılı bir tank. Resmi olarak Abrams 63 tonluk bir muharebe. Muharebede yaşadığı savaş tecrübe ciddi anlamda ısı yayan bir motor. Ki bu yüzden de ısı güdümlü füzelerin çok sevdiği bir tanktır Abrams tankı. Isı güdümlü füzeler aynen. ATGM'lerde zaten ısı güdümlü özelliği var. Tabi. ATGM direkt ısına kilitleniyor senin. Lazer güdümlü ya da tel güdümlü değil onlar. Motor dizel motora göre daha küçük, daha sessiz. Ama yakıt tüketimi çok yüksek ve çok ciddi anlamda ısı yayan bir motor. Yakıt tüketimi çok da yüksek değil. Loparlar ortalama 500 km gidiyorsa M1'lerde 450 civarında. Bu yüzden de ısı güdümlü füzelerin çok sevdiği bir tanktır Abrams tankı. Isı güdümlülerin. F-16 falan M9 atacak M1'e. O yüzden soğuk olması lazım motorun. Bravo. Zaman içinde savaş muharebeleri yaşadığı savaş tecrübelerinden sonra ciddi anlamda geliştirildi Abrams. Ama hala ciddi kronik sorunları var. Bunların başında aşırı ağırlık sorunu var. Abrams tankların durduk yerde süspansiyon kırmak gibi bir kronik... Yahu aşırı ağır bir tank değil ki M1'ler. Leopard 2A7'ler 65 ton, Challenger'lar da aynı şekilde, Abrams'lar da 68 ton bandında. Meşgul mahal paketiyle oluyor 70 ton. 5 tonluk fark niye bu kadar fark ettiriyor? Aşırı ifadesi neden kullanılmış burada? Çok fazla ağır olduğu için hantaldır, nakliyesi zordur. Ve zırh boşluklarında her zaman bir hatası olur ve sürekli olarak da imha edilir bu tanklar. Zırh boşluklarında her zaman bir hatası olur ve sürekli olarak da imha edilir bu tanklar. Kafasındaki şeyleri anlatıyor bize. Son geliştirilen modeller hariç önceki modellerde ciddi anlamda bir anti-tank mayınlarına karşı zaafı sonra giderildi. Yani Abrams sorunlu bir tank ama... Anti-tank mayınlarına karşı her tankın zaafı vardır. Sebebi ise anti-tank mayınlarının en az deliş kabiliyeti 150 mm çelik. Leopard'ların, M1'lerin, aklınıza gelecek tüm tankların taban zırhının en sağlam noktası 30 mm, 40 mm. Anti-tank mayınları elbette deler. Merkava'yı da deler. Yeni üretilen tanklarda mayın koruması var. Nedir bu koruma? Taban zırhına yaklaşık 10 cm boşlukla 20 mm'lik bir çelik plaka daha kaynaklıyorlar. Boşluklu zırh elde ediliyor. Bunları delemeyebiliyor anti-tank. Bir de batıdaki en fazla savaş tecrübesi yaşayan tank ve her seride sorunları biraz daha azalıyor. Videolarda izlemişsinizdir. Mayına basar tank ve havaya uçar. Anti-tank mayınlarında böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü çukurumla haklıdır bunlar. Tankı hoplatıyorsa patlayıcı baz demektir. Şu anda en son versiyonu M1A2 Abrams Sept'ti. Şu anda A3 versiyonu üzerinde çalışılıyor galiba. Yalan, A3 versiyonu diye bir şey yok. Amerikan tankları ve Mısır tanklarının bir kısmında A3 seviyesinde modernize edilecek. M1 A2 SEP modelleri var. SEP V1, V2, V3 diye ilerler. M1 A3 modelleri üzerinde çalışılmıyor. Özellikle 2017'de öyle bir söylenti vardı sadece. O söylentinin kaynağı da Armored Warfare isimli saçma sapan, gerçeği yansıtmayan basit arcade temelli tank oyunuydu. Ama kişisel olarak pek sevdiğim bir tank değildi. Ama onun dışında dediğim gibi Batı'da en fazla muharebe tecrübesi olan tank Abrams olduğu için ben de Abrams'ı bu listeye ekledim. Ki birçok top 10 listesinde onu birinci sıraya hatta ilk üç sıraya falan koyuyorlar ama açıkçası Abrams bence ilk üçe girmeyi hak edecek bir tank değil. Hiçbir şey belli yok. Bilgi seviyesi sıfır. Anlattıkları %99.9 uydurma, yalan, yanlış bilgiler. Ayhan Bey sadece farklı gözükmeye çalışıyor insanlara. Neden M1'i aşağı alıyor sürekli? Tamamı farklı gözükme çabası. Hiçbir şey bildiği yok adamın. Hiçbir şey. Amerikalılar tank yapmayı bilmiyor. Ayhan hocamız daha iyi bilir tank yapmayı. Şunu eklemek istiyorum. Demin diyordu ya arkadaşımız. İngilizlerden çobram zırh teknolojisini Amerikalılar istedi. İngilizler pek oralı olmadı. Arkadaşım Challenger 2'ler 90'da, M1 Abrams'lar ise 80'de üretildi. Arada 10 yıllık, 15 yıllık bir fark var. Çobram'ın ilk modelleri Chieftain 900 adında tanklarda uygulandı. Bu araç da tamamen konsept. Neyse arkadaşlar, video epey uzun oldu. Benlik bu kadar. Nayhan hocamız çok değerli bilgiler verdi bize, sağ olsun. Müthiş bir uzman ya. Bu adamın aslında baş mühendis olması gerekiyor. Müthiş bilgili birisi. Gülmek isterseniz açan videolarını izleyin. Gerçekten ben gülmek istediğimde, video çektiğim için epey tuttum kendim ama gülmek istediğimde Nayhan hocamızın videolarını izliyorum. Tavsiyem morali bozuk arkadaşlarınız, özellikle biraz savunma sanayi ile ilgiliyse hocamızın videolarını izletin. Selamet diliyorum.